Selam arkadaşlar. Bugün cuma, eve geldim ve tekrardan bir HelloFresh box beni bekliyordu. Bu sefer ama sadece 3 tane yemek var içinde arkadaşlar. Size hemen göstereyim. Bu galiba vejeteryan olması gerekiyor. Öyle mi? Evet, bu vejeteryan. Salatası var yanında ve mercimekle, ondan sonra pırasayla, patatesle fırında bir tür yemek. Çok gerçekten merak ettiğim bir şey. Ha bir de tatlı patates de var içinde galiba. Öyle yani gösteriyorum. Ondan sonra ikincisi arkadaşlar gene dana etinden ve patates püresi ve kabakla acı bir yemek oluyormuş bu. Şöyle gözüküyor. Evet. Ve üçüncüsü de, ve bunu bugün yapacağım arkadaşlar, bir tür Vietnam sandviçi. Şöyle gözüküyor. Evet. Böyle arkadaşlar, şimdi eve geldim ama ilk önce ben bir atıştırayım. Karnım çünkü çok aç. Saat 2, Marco saat 5, 6 gibi gelir. O zamana kadar hazırlarım her şeyi. Öyle. Günaydın. Merhaba. Günaydın arkadaşlar. Bugün cumartesi ve biz yoldayız. Çünkü bugün arkadaşlar Frankfurt'a gidiyoruz. Marco'sun saat 12'de termini var. Papağan ve maymunu satın alan adamla termini var. Ondan sonra Markus ligoları verecek, parayı alacak. Ondan sonra biraz da Frankfurt'u gezeceğiz arkadaşlar. Ve siz de tabii ki yanımızdasınız. Frankfurt'a geldik ve şimdi Markus o adamla buluşacak ve ben de dedim ki o zamana kadar Primark'a gideyim ve bir şeyler bakayım diye. Size göstereceğim ne alacağımı. Basic kazaklar. Adamı görüyor musunuz? Adam o kadar güzel kendisine işleri var ki bir tane şey de kalkmış, şemsiye de yağmurdan yağdığı zaman böyle taşıyor. Nereye giderse o da yanında geliyor ve helal sosis ekmek arasında satıyor. Vallahi süper bir şey. Gerçek zannetti. Düşünebilir misiniz? Ay birden bir korktum ki. O yüzden şimdi Jamie's Burger diye bir yere geldik arkadaşlar. Çok güzel hamburgerleri var. Ne bleibt das so? Ve şimdi hamburger seçeceğiz. Ondan sonra devam. Biraz alışveriş yapmaya ve biraz da gezmeye. İçecekler çok güzel görünüyor arkadaşlar. Benim ise limon ve nane ve mahkum fesleğen ve frambuaz. Mahkum benden daha iyi biliyor. Okay.
Selam arkadaşlar. Bugün pazartesi. Ben eve geldim ve hemen bir tane video çektim. Ufak bir video çekiliş yaptığım için onu şimdi editleyeceğim, koyacağım. Ondan sonra yemeğe başlayacağız arkadaşlar. Yemek de bugün gene o HelloFresh box'tan göstereceğim size hepsini. Umarım hoşunuza gider. Umarım çekiliş de hoşunuza gider arkadaşlar. Sanırım bu videoyu yüklediğimde ama çekiliş belki bitmiş olacaktır. Tam olarak da bilmiyorum ama. Evet. Bakalım şimdi video editleyeyim. Ondan sonra yemeğe başlayacağız. Evet arkadaşlar. Mutfaktayız ve bugün yapacağımız yemek şöyle görünüyor. Biraz acılı marinade ve marine edilmiş bir dana eti. Yanında patates püresi ve kabak. Böyle. Şimdi bakalım hangi rengi açmamız gerekiyor. Mor rengi arkadaşlar. Ben size göstereyim malzemeleri hemen. Malzemelerimiz bayağı bir az arkadaşlar. Dana eti, süt, bir tane taze soğan. Burada bal var. Zencefil, muskat nut. Türkçesini yazarım ben size altısına. Soya sosu, bir kabak. Taze soğanı söyledim. Bir tane acı biber, bir diş sarımsak ve patates. Bu kadar gördüğüm kadarıyla. Evet, başlayalım. Burada arkadaşlar patateslerim kaynıyor. Burada da marine etmek için yarım soya sos, 2 kaşık soya sosu, ondan sonra yarım acı biberi ufak ufak doğradım ve zencefili çok az bir rendeden geçirdim arkadaşlar ve şimdi etleri bunun içine koyacağım ki marine olsun diye. Patatesler kaynadı. İçine muskat nut koydum arkadaşlar. Ondan sonra süt, tereyağı ve tuz, karabiber tabii ki. Bir taze soğan arkadaşlar. Beyaz tarafını ince ince kestim. Ondan karıştırdım. Böyle püre haline getirdim. Ve burada sarımsağı arkadaşlar doğradım. Ve gördüğünüz gibi kabağı da bu şimdi tavada kızaracak. Ondan sonra devamını göstereceğim size. Kabaklarım da kızarıyor arkadaşlar tavada sarımsak. Ben şimdi daha bir step ondan sonra çıkartacağım zaten. Şimdi arkadaşlar marine ettiğim etleri bir kenara kaldım ve bunu da üstüne dökeceğim. Kenara aldım ve şimdi etlerimizi tavamıza koyuyoruz ve her tarafı 3 dakika. Bunun içinde yarı soya sosu, bal ve az biraz su var arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Şurada da taze soğanın yeşillerini böyle ince ince kestik. Böyle gözüküyor arkadaşlar. Et, sos, ondan sonra kabak ve patates gördüğünüz gibi. Ve bize afiyet olsun. Bakın burada kim ne yapıyor? Max'ın canı vaffle istemiş. Ve benim için de yapsın diye. Baktım ki vaffle yapıyor. İçinde süt koymadan ve kokos yağından. Şöyle makinemiz var arkadaşlar. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Bir de şöyle yağ sıktıktan sonra solucu. Ve Markus'un elinden Nutella'lı waffle. Çok güzel görünüyor.